Merhaba. Önceki iki videomuzda Neşe, eklem problemi olan hastanın kliniğimizde dijital taramasını, yüz akı transferini ve daha sonra artikülatöre nasıl alındığını anlatmıştı. İzleyemeyenler için açıklama kısmına link koyduk. Bu videoda ise üçüncü aşama olan ve çene ekleminin artiküler fossa içerisindeki konumunun tespitinde kullanılan MPI yani Mandibular Position Indicator kaydının nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Bu konunun önemini Senfoni TM eklem kursumuzda tüm detaylarıyla anlatacağım. Öncelikle semiç artikülatörümüzün MPI için hazırlanmış özel kutusunu açıyoruz. Kliniğimizde rutinde kullandığımız bazı malzemeleri de bu kutuya koyduk. Bu malzemelerden biri de 8 mikronluk Shimstock. Alt ve üst dişler kapanışa geldiğinde hangi dişlerde temas olduğunu ve en önemlisi hangi dişte ilk temasın meydana geldiğini Shimstock kullanarak tespit ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi hastanın sol bölgesindeki dişlerde temas var mı diye Shimstock ile kontrol etmeye başlıyoruz. Ve sol bölgede herhangi bir temas bulamıyoruz. Şimdi de sağ bölgesindeki temaslara bakacağız. Temas aramaya en arka bölgeden başlıyoruz ve ilk temasın hastanın sağ 7 numaralı dişlerinde meydana geldiğini tespit ediyoruz. Başka temas var mı diye öndeki dişleri de kontrol ediyoruz. Ancak başka temas bulamıyoruz. Tek temasın 7 numaralarda olduğuna emin olduktan sonra kutumuza geri dönüyor ve artikülasyon kağıdımızı alıyoruz. Bu kullandığım artikülasyon kağıdı 12 mikron kalınlığında. İlk temas ya da temaslar tespit edildikten sonra temas olan bölgeye artikülasyon kağıdını yerleştirip temas bölgesini boyuyoruz. Bu şekilde tak tak dişleri kapattığımızda üst ve alt dişlerde temas noktaları boyanıyor. İzlediğiniz gibi alt sağ 7 numaralı dişin bukal tüberkülleri ve üst sağ 7 numaralı dişin palatinal tüberkülü temas ederek boyanmış. Sonraki aşama için artikülatörün üst parçasını çıkartmamız gerekiyor. Bunun için önce üst parçayı yerinde tutan şeffaf plastik parçalardan birini söküyoruz. Sonra eklem başlarını kilitleyen mekanizmaları yana doğru çekiyoruz ve üst tabla serbest hale geliyor. Üst modeli artikülatörün üst tablasına ayırıyoruz ve tablayı kenara koyuyoruz. Şimdi size MPI cihazının kalibrasyonunu anlatmak istiyorum. Üst tablanın üzerinde eklemleri taklit eden sağda ve solda siyah küpler ve ortada da bir saat yer alıyor. Saate bağlı olan küçük metal parçayı eklem başını taklit eden siyah kübün üzerinde bulunan olağa yerleştiriyoruz ve bu şekilde siyah kübü sağa sola hareket ettirdiğimizde saat üzerinde ibrelerin hareket yönüne göre sağa veya sola doğru döndüğünü görüyoruz. Kalibrasyon işlemini yapabilmek için kutunun içinde bir tane metal kalibrasyon çubuğu ve bir tane de alyan anahtarı bulunuyor. Kutudan aldığımız metal kalibrasyon çubuğunu bu şekilde siyah küp ile üst tabla arasına sıkıştırıyoruz ve düşmemesi için bir elimizde kübü tabloya doğru bastırarak tutuyoruz. Bakın buradaki saatin içinde kırmızı ve siyah rakamlar ile akrep ve yelkovana benzeyen 2 adet ibre bulunuyor. Başlangıç noktasında saat içindeki her iki ibre de tam olarak 0 üzerinde olması gerekirken burada 0 noktasında değil. Yani kalibrasyon hatalı. Alyan anahtarını alıyoruz ve siyah kübün sol üst köşesinde bulunan minik deliğe yerleştirerek ibreler 0'a gelene kadar çeviriyoruz. Her iki ibrenin de 0'ın üzerinde olduğundan emin olunca kalibrasyonumuz tamamlanıyor. Metal kalibrasyon çubuğu ile alyan anahtarını yerlerine kaldırıyoruz. Daha sonra eklem konumunu gösterecek olan işaretlemeleri yapacağımız milimetrik kağıtları çıkartıyoruz. Ve eklemi taklit eden siyah küplerin üzerlerine bunları videoda görüldüğü şekilde yapıştırıyoruz. Milimetrik kağıt küpün üzerine X düzlemi yere paralel, Z düzlemi yere dik ve kağıdın çıkıntılı kısmı posteriora bakacak şekilde yapıştırılmalı. Siyah küplerin tam ortasında bir iğne var. Küpü tabloya doğru ittirdiğimizde iğne kağıdı deliyor ve çene ekleminin orta noktası belirlenmiş oluyor. Aynı uygulamayı diğer küp üzerine de yapıyoruz. Daha sonra artikülatörümüzün üst tablasında bulunan sarı parçayı söküp artikülatörümüzün alt tablasına takıyoruz. Sonra üst modelimizi MPI tablasına yerleştiriyoruz. Daha sonra MPI tablasını dengede tutmamıza yarayacak olan MPI çubuğunu tablonun önüne sabitliyoruz. Sonraki aşamada hastadan aldığımız habitüel oklüzyon mumunu alıyoruz ve üst modeli yerleştiriyoruz. Daha sonra dikkatli bir şekilde mumu deforme etmeden üst modeli alt modelin üzerine koyuyoruz. Ancak üst modeli yerine tam oturtmadan önce az önce MPI tablasının önüne yerleştirdiğimiz çubuğun önünde bulunan vidasını gevşeterek çubuğu vertikal yönde hareket edebilecek şekilde serbestliyoruz. Sonra üst modeli
alt nödenin üzerine iyice yerleştirip çubuğun önünde yer alan vidiyi sıkarak çubuğun vertikal yüksekliğini sabitliyoruz. Böylece biz işaretleme yaparken modeller dengesiz durmuyor. Yapıştırdığımız etiketlerin üzerinde eklem konumunu ifade eden noktaların oluşturulması için artikülasyon kağıdının videoda görüldüğü şekilde araya yerleştirilmesi gerekiyor. Bir elimizde MPI tablasını yukarıdan aşağıya doğru bastırarak sabit tutarken diğer elimizde de siyah küpü yana doğru bir iki kez vurdurarak artikülasyon kağıdının milimetrik kağıdı işaretlemesini sağlıyoruz. Bu işlemi yaparken artikülasyon kağıdını asistanımız tutuyor. Aynı işlemi sol eklem için de yapıyoruz. Daha sonra kalibre ettiğimiz saatimiz ile alt çenenin transvers yöndeki hareketini incelemek üzere artikülatörü çeviriyoruz. Bir elimizde artikülatörü destekleyip diğer elimizde de soldaki metal çubuğu siyah küpün içindeki olağa yerleştiriyoruz. Ölçeğin içindeki küçük ibrenin kırmızı yönde hareket ettiğini ve dolayısıyla büyük ibrenin kırmızı 3 ile 4 arasını gösterdiğini belirliyoruz. Üst tablayı modelimiz ile beraber yerinden çıkartıp milimetrik kağıda daha yakından baktığımızda kırmızı noktanın kübün iğnesi ile belirlediğimiz orta noktadan önde ve aşağıda olduğunu görüyoruz. Bu da eklemin orta noktaya göre önde ve aşağıda konumlanmış durumda olduğunu gösteriyor. Üst modelimizi MPI tablasından söküyoruz ve artikülatörün üst tablasını yeniden eski yerine yerleştiriyoruz. Üst modelimizi de üst tabloya kenetliyoruz. Sonra eklemi kenetleyen parçaları açıp üst tabloyu, dolayısıyla üst çeneyi hareketli hale getirdiğimizde hastanın ilk nokta temasından sonra maksimum interkuspasyona ulaşabilmek için çenesini nasıl öne kaydırdığını gözlemleyebiliyoruz. İzlediğiniz gibi dişler öne ve yukarı hareket ederken milimetrik kağıt üzerinde gördüğünüz üzere kondiller de öne ve aşağıya doğru hareket ediyorlar. Full kırıma neden olan diş sebebiyle her iki çene ekleminde de meydana gelen distraksiyon sonucu hastada şiddetli çene, kas ve boyun ağrısı mevcut. Oklüzyon ve eklem arasındaki ilişkinin detaylı videosu için bizi takip etmeyi unutmayın.